Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bozburun Loca Türk Yatçılık'ta Rahmi Bey ile birlikteyiz. Önce Rahmi Bey'in kendisini tanıyacağız. Daha sonra da firması hakkında bilgiler alacağız. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Genç, başarılı bir iş adamısınız ve kısaca kendinizden bahseder misiniz? Marmaris'te doğdum. İşte liseye kadar burada okudum. Ondan sonra Piraeus Üniversitesi'nde gemi inşaat mühendisliğini okudum. Bir yıl kadar Tuzla'da çalıştım. Ondan sonra babamın vefatı üzerine Marmaris'e geldim. 4 yıldır da buradayım. İşte burayı işletiyoruz. Peki Rahmi Bey, firmanızın kuruluş ve gelişim aşamasından bahsedecek olursak bizi izleyenlere neler söyleyeceksiniz? Firmamız 2007 yılında kuruldu. 2007 yılından beri yat çekek ve yat bakım onarım işindeyiz. Başlangıçta daha çok üretim amaçlı kuruldu tersane. O zaman tabii o dönemde daha çok üretimle ilgiliydik. Şu dönemde biraz daha kışlık bakım onarım işleriyle ilgileniyoruz. 150'ye yakın tekneyi karaya çekiyoruz. A'dan Z'ye bütün bakım onarımları yapılıyor. Kapalı hangarımızda üretim yine yapılabilmekte. Daha önceden işte fiber tekne olsun, saç tekne olsun 30 metreye kadar üretimler yapıldı. Şu anda sadece kışlık bakım yapmaktayız. Yani her türlü teknenin bakım ve onarım işlerini yapabiliyorsunuz. Evet. Rahmi Bey, hangi bölgelere hizmetler veriyorsunuz? Şu anda tekneler Yunanistan'dan geleni de oluyor. Bu bölgede Fethiye'den, Göcek'ten, evet. Marmaris bölgesinden zaten geliyorlar. Didim'e kadar hani insanlar burayı tercih ediyor. Buraya geliyorlar. Hem fiyatlarımız da uygun. Kışlık bakım için burada firmalar, taşeron firmalarımız var. Onlardan da rahatlıkla hizmet alabiliyorlar. Evet. Rahmi Bey, firmanızın fiziki ve teknolojik şartlarından bahsedecek olursanız bizi izleyenlere neler söyleyeceksiniz? 250 tona kadar kulet, motor yat, yelkenli katamaranlarda 11 metre en maksimum. Hı hı. Tekne çekebilmekteyiz karaya. Ayrıca 22 dönüm bir arsamız mevcut. 22 dönümlük arsada yaklaşık 150 tekneye kadar da kapasitemiz var. Kapalı hangarımızda 50 metreye kadar tekneler üretim yapılabilmekte. Evet, bu kadar büyük bir alanda tabii ki bir de arka kısım var. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Çünkü genç ve başarılı bir iş adamısınız aynı zamanda. Tabii ki bu kadar organize etmek biraz zor olsa gerek sizin için. Yani ekip olarak bir 20 kişilik bir ekiple çalışıyoruz yaklaşık. Onun dışında taşeronlarımız fazla. Burada başka firmalar gelip burada da bakım onarım yapabiliyorlar. Hangarımızdaki atölyeden faydalanıyorlar. Zaten yat üstünde yapılan işlerde hani rektifiye girmediği sürece rahatlıkla dışarıda da yapılabiliyor. İşte çatısı kuruluyor, çatının altında da çalışılabiliyor. Ama yani taşeronların da eğer sayarsak burada 150-200 kişiye yakın kışın bir çalışan oluyor. Yani firmanızı diğer firmalara da kiraya verebiliyorsunuz burada çalışmaları için. Diğer firmalar komisyon karşılığında burada çalışabiliyorlar. Peki müşteriler tarafından neden tercih ediliyorsunuz? Tercih edilme sebepleriniz nelerdir? Ya şimdi yat sektörü küçük bir sektör. Biz burada daha böyle bir aile havasında oluyor. Hani insanlarla diyalogumuz iyi. Tabii marina ücretleri biraz daha fazla, pahalı. Çekek yerleri biraz daha uygun hale geldi. Yat sayısı arttı. Buradaki yat trafiği her geçen gün artıyor bu bölgede. O yüzden yani insanlar buraya tabii gelmeye başladı. Marinalar da dolmaya başladı. Şu anda sektör genişlediği için tabii yer bulması da zor oluyor. Hani doldurabiliyoruz tersanemizi. Evet. Yan tersaneler, bu bölgedeki tersanelerde doluluk oranı çok yüksek.